Gülmeyin yakarım. Nasıl? İyi geldi değil mi? Güne harika bir başlangıç oldu komutanım. Pardon, deniz diyecektim. Evet. Ay, hava da çok güzel. Bundan sonra sık sık yapalım bunu. Ya yapalım yapmasına da komutanım, ben kurt gibi acıktım. Açık hava iştahımı tetikledi. Al benden de o kadar. Hadi yavaş yavaş gidelim o zaman. Ya koşarak gitsek, ben bir simitçi falan gasp edeceğim yoksa. Merhaba Cindy. Ben kuaföre gidiyorum. Kız, Pakize. Merhaba. Ben de güzellik salonuna gidiyorum. Yüzüm düşmüş de onu bir gerdirip fotokslayacağım. Çok komiksin. Onun adı Pakize değil, Barbie. Barbie nedir be? Tamam, Barbie olsun. Barbie fitnam. Çok komiksin. Ay bu kim? Hamza abi bu kim? Kim bu Hamza abi? Senin dünyada en çok sevdiğin kim var? Abi. Yusuf abi. Canım. Kurban olurum ben sana. Komutan var ya, siz vallahi cennetlik. Cennetliksiniz komutan. Dur bakalım Hamza. Bu koruyucu aile işi olacak galiba. Yusuf'u seneye yatılı okula vereceğiz. Yazları da bizimle birlikte olacak. Ya görüyor musunuz komutan? Allah'ın işi işte. Bakın hiç yoktan iki tane nur topu gibi çocuğunuz oldu be. Ya. Darısı senin başına Hamza. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne güzel olmuşsun. Beğendin mi? Senin için giydim. Evet, harika olmuşsun. Bunlar da senin için. Ferit, çok teşekkürler. Çok güzel çiçekler. Oh, bahar gibisi yok vallahi. Aşk mevsimi. Anlaşılan burası artık sadece sizin özel yeriniz değil. Emre de komutanım. Ya ne saçmalıyorsun Ferit? İstersen biz başka yere gidelim Levent. Belki çocuklar baş başa kalmak istiyorlardır. Ha yok komutanım, estağfurullah, olur mu öyle şey? Biz gidelim, siz baş başa kalın. Gerçi niye ki baş başa kalacaksınız ki? Bence sus Ferit. Konuştukça batıyorsun. Hani burası bizim özel yerimizdi Melek Hanım? Konuşana bakın. Pek de özel yerimiz olarak kalmamış sanıyorum. Vallahi izin verirseniz ben sizin özel yerinizde mükellef bir kahvaltı yapacağım. Ölüyorum açlıktan. Yürü Ferit. Emre, buyurun. Şöyle oturalım mı? Ay yok Deniz ya, orası çok güneş. Şu tarafa oturalım, bak gölgelik de var. Ne var canım, güneş gelirse sıcak sıcak otururuz işte. Ya bir karar verin Allah aşkına. Yoksa şimdi Ferit'ten bir parça koparıp yiyeceğim. Ne var? Komutanımın yiyecek halim yok ya. Neyse, şurada bir yer var. Hadi oraya oturalım. Çıkarken kontrol ettin değil mi? Sular gelmiş mi Melek? Yok ya, zaten sabah ben de şişe suyuyla yıkamak zorunda kaldım suratımı. Muslukları kontrol ettin ama değil mi? Gelirse haberimiz olsun diye açık bırakmıştım ben. Allah'ım yine başlıyoruz. Ya Melek, ben sana kontrol et demedim mi? Denizciğim sadece kontrol et dedim, muslukları açık bıraktım demedin ki ya. Şu alaya mı dönsek acaba? Gökhan kesin tezgahın altına bir şeyler zulalamıştır. Vallahi hiç fena olmaz komutanım ya. Yes!
Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. Şu hale bak, şu hale. Zamanında adam gibi eğitime katılmış olsaydınız şimdi böyle yerlerde sürünmezdiniz. 13. Anam anam. Kollarım yanıyor komutanım. Kollarım yanıyor komutanım. Yanar tabii. O kadar kilonun kalorinin altında ben de kalsam ben de yanar. Ya komutanım. Ha bu koşu yarışması değil midir? Niye sınav çekiyoruz? Kondisyonunuzu arttırmak için Allah'ın cemali. Koşarken kaç kilo yük taşıyacaksın biliyor musun? Ben bittim beyler. Dayan Tosun'um. Kahraman olacağız. Kupayı müzemize götüreceğiz dayan. Mirat yine kahraman olacağız falan deme. Mideme ağrılar giriyor. Bu müjde için. Bu Nurcan için. Bu anam için. Bu babam için. Bu Vedat'ın dalgası Neriman için. Sana ne lan Neriman'dan? Aklıma isim gelmiyor Hüsam ne diyeyim? Allah manyağı. Enerjini başka yere çenene harcayacağına, kollarına harcasana. Manyak hamsi. Paka. Ne var Ferit, çok mu komik? Ne bileyim komutanım, sizi böyle görmeye pek alışık değilim de. Gördün işte düştüğümüz hali. Öyle. Kadınlar bazen insanları tuhaf hallere sokarlar. Ne durumlara sokuyormuşuz Ferit efendi? Ama komutanım siz hep benim üzerime geliyorsunuz. Levent Üstü'ye benim söyledi önce. Ya öyle mi oldu şimdi? Yok komutanım. Vallahi elinizden çok ağzınız çalışıyor beyler. Hadi çabuk bitirin de kahvaltı hazırlayalım. Emredersiniz komutanım. Ferit iki dakikada sattın beni. Unutmayacağım bunu. Ula ben hayatımda bu kadar koşmadım ya. Bacaklarımı hissetmiyorum. Sanki ben dursam bile onlar koşmaya devam edecek. Dayan bunu derim. Az bir şey kaldı. Ben size demiştim oğlum. En temizi Levent Üstemen'e gidip bir kilo baklavayla selam verecektik. Bak hala baklava diyor. Şişik sempatik. Hadi yürü. Bak ayrı. Bak ayrı. Öyle bir gölge dağladım. Bir daha hayatta bu durumlara düşmeyeceğim. Bu durumlara düşersem revertli tanker çarpsın beni. Çarpsın. Çarpsın ki kurtulayım. Tefeciler sizi. Konuşana bak. Hiç üşenmeyip seri katil hikayesini uyduran, sonra da durduk yerde subay kılığına giren benim sanki. Define olayını unutmadım daha. Lan sürün. Ulan Nizamiye'den nişanlanan bendim sanki. Şunlara bak şunlara. Çenenizi çalıştıracağınızı ayaklarınızı çalıştırın biraz. Hadi. İyi oluyor iyi. Akılları başlarına gelmeye başladı. Bundan sonra biraz zor haytalık yaparlar. Hiç bu kadar emin olmayın komutanım. Bence bir haftaya kalmaz yeniden başlarlar. Başlarlar değil mi? Hı. Kesin. Arkadaşlar bittim ben. Siz devam edin. Bittim. Bittim. Kusura bakmayın komutanım. Bana bak bunları bölükte kimseye anlattığını duymayacağım. Neyi anlatacağım komutanım? İki hafta sonra çarşıya çıkıp bütün gün paspas yaptım onu. Vallahi kendinle ilgili ne anlatmak istiyorsan onu anlat. Ama eğer beni bu işe karıştırırsan... Gitmesene üstüne çocuğun Levent. Kolları koptu baksana. Allah komutanım çok acıktım vallahi. Senin birliğe dönme vaktin gelmedi mi Ferit? Evet. Dönüyorum komutanım. Otur otur. Şaka yapıyorum ben bırakırım seni birliğe. Ya Levent işte eminim. Uğraşmayın benim Ferit'imle. Ferit'im ha. Hadi bakalım. Kek. Aptal sarışın ne olacak? Pis dolandırıcı. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Aptal sarışın mı? Çok komik. Aptal sarışın. He. Aa, ah, bacaklarım ah. Ne haber Kadri? Ah, kusura bakmayın kızlar. Ayağa kalkacaktım ama sanırım bu bacaklar artık benim değil. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Hiç kalkışmayacaktınız bu yarışma olayına.
İki günde pestiniz çıktı vallahi. Hiç sorma Suzi bacı. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ama inşallah sonunda Levent Üstemen'in gönlünü almayı başarırız. Oo, ondan kolay ne var? Deniz yüzbaşıyla aralarını yapın, olsun bitsin. Ya saçma sapan konuşma Suzi ya. Ne dedim ki? Şaka yapıyorum ya. Ya bölüm kulağına gidecek. Son ciddi alacaklar, başlarına bela sokacaklar. Bir sonuç alabildin mi Fato? Ya Kadri, dün seninle konuştuktan sonra mailleri yolladım ama bu saate kadar ne Niki'den ne de Kamil'den hiçbir şekilde cevap gelmedi. Dur bakalım, belki hafta sonu diye gelmemiştir ha. Ya bir cevap geleceğine emin misin sen? Gelir gelir. Niki çok nadir bakar maillerine zaten. Neyse, size de zahmet oldu. Ha, bu arada merak etme, sık sık kontrol edeceğim mailbox'ı. Sağ olasın. Ha, bunu da unutma. İyi misin Kadri? İyiyim, iyiyim. Sağ ol canım. Ay belim çok ağrımış ya. Allah'tan Ferit ile Levent geldi, yoksa biz hayatta bitiremezdik bugün. Ne oldu? Niye baktın öyle? Hiç. Ya Ferit'le aranızdaki ilişki. Hoşuma gitmiyor değil ama arada takılıyorum. Ya bugün Ferit'im dedim diye mi? Yok canım, daha neler. Ya beni ilgilendirmez ama sen benim arkadaşımsın Melek. Senin için kaygılamıyorum. Deniz'ciğim merak etme. Ferit gerçekten iyi bir çocuk. Hem bana da çok iyi davranıyor. Kaygılandığım bu değil zaten. Hem siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Da neticede o bir asker. Ve sen de o askerin birliğinde görev yapan bir hemşiresin. Ben birinin kulağına gider diye korkuyorum. Ya kimle karışacak canım? Alayda gayet ciddi duruyoruz zaten. Dışarıda yaptıklarımız da bizi ilgilendirir. Doğruyu söylemek gerekirse, görev başında ciddiyetinizi bozarsanız buna ben de kızarım. Hiç öyle surat asma. Ben iyiliğiniz için söylüyorum. Neden kaygılandığını farkındayım. Ama merak etme, öyle bir şey olmayacak. Zaten askeri ortamda böyle şeylerin hoş karşılanmadığını biliyorum. Siz de bu yüzden Levent Üsteğmen'le uzak durmuyor musunuz? Ay, kaç şeker attın sen bunu? Biraz tatsız olmuş da. Ben mutfaktan bir Levent... Şeker, mutfaktan bir şey ister misin Melek? Sağ ol.